bir bayanı, Büşra mıydı hocam ismi? Evet. Bir Büşra, genç hatta, genç bir kız yani. Yolda gidiyor. Yolda giderken arkadan bir adam geliyor. Elinde kendine göre bir samuray kılıcı almış. Bir anda yani kızın canına kıyıyor. Normal öyle değil yani. Paramparça yapıyor. Ve görüntüleri de izledik. Bu görüntüleri izledik. Yani bunu, bu insan bu kadar kolay mı öldürülür? Bu kadar sokakta. Demek ki yani o kadar çok polis var. O kadar çok jandarma var. O kadar çok güvenlik. Yani o kadar çok kamera var. Ama hepsi sonuçsuz. Neden? Çünkü eksik bir yolun bir şeyi var. Siz her sokağın başına bir polis dikseniz, her caddenin başına bir polis, bir jandarma dikseniz, her yere kamera koysanız bile o cani insanların kalbine Allah korkusunu koymadıktan sonra bu sistem boş. İsterseniz 1 milyon tane, 1 milyon yeni polis alın. Her mahalleye, her sokağa bu Allah korkusunu bu çocuklara, bu gençlere yerleştirmediğimiz müddetçe bu cinayetler devamı gelecek. İnşallah gelmez diyorum. Hocam bu konuyla alakalı siz de az çok bayağı izlediniz. Ne demek istersiniz inşallah? Şimdi maalesef ülkemizde özellikle kadınlara yönelik şiddet babında bakacak olursak çok kolaylaştı kadın öldürmek, eziyet etmek, işkence etme olayı çok kolaylaştı ve hiç kimseden korkusu kalmadı. Tabi burada en büyük sebep İslami bir nesil yetiştiremediğimizden yani sistemimizde manevi olarak insanlara Allah'ın korkusunu aşılayamadığımızdan dolayı bunlar netice olarak şu an karşımıza çıkıyor. Tabi birçok sebebi var. Diyorlar ki cinnet geçirdi, işte şöyle oldu, böyle oldu. Hepsi boş ifade. Boş, aynı. Kardeşim bir insan cinnet geçirerek bu kadar planlı bir olayı gerçekleştiremez. Yani Cinnet geçiren birinin aklı yerinde olmaz ki hocam yani. Onu nasıl yapacak? işte bu olayı şimdi kamera görüntülerine bakıldığı zaman takip ediyor. Evden çıkmış, takip ediyor. Takip ederken ıssız bir yerde kaldırımda yürürken kamyonların, arabaların park ettiği yer hemen arkasında yani kimsenin göremeyeceği bir yerde amelini yerine getiriyor bu Evet. cani şahıs. Evet. Orada hatta TV'lerde görüntüler de çıkmadı ama internetten yayılan görüntülere göre yani samuray kılıcını resmen böyle 3-4 kere böyle saplıyor. İzledik hocam Saplayarak yani insanlar kalp oradan geliniyor geçiyor yani. görmüyor o olayı. Sonradan görüyorlar. Şimdi adamın şeyi planlı olduğu için böyle kimse çıkıp da bu adam cinnet geçirmiş, yok buna böyle olmuş diyemez. Bu adamı Allah korkusu yok. Ondan sonra sistemden korkmuyor. Devlet sisteminden de korkmuyor. Korkmadığı için çok rahat hareket ediyor zaten. Evet. Yani caydırıcı cezalarımız maalesef yok. Allah korkusunu kalbine işletememiş annesi, babası veyahut da onu yetiştiren. Hani diyorlar ki bu adam iki tane üniversite bitirmiş. Evet. Değil mi? Kayıtlarda öyle Üniversite geçiyor. bitirenlerin Yani hali. bu kadar üniversite bitirmiş bir insanın kalbine Allah korkusunu sen yerleştiremiyorsan eğer ondan her şeyi bekleyebilirsin. Çünkü Evet. Rabbimiz ayet-i kerimesinde bak Kur'an-ı Kerim'i açın. Bak Kur'an-ı Kerim okuyanlar bilir. Okumayanlara tavsiyemdir okusunlar, Evet. araştırsınlar, baksınlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah yazmış diyor ki: "Ya eyyühen-nâsu ittakullah." Ey insanlar, Allah'tan korkun. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman edenler yine Allah'tan korkun. Hem bütün insanlara hem de iman edenlere karşı bu ayet-i kerime hep vardır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ki böyle canilik veyahut da sapıklık yerine getir yapmayın. Bu Evet. Allah korkusunu yani bizim kalbimize bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Yerleştirmezsek bu saatten sonra bu olaylar zaten katlana katlana artıyor yani. Evet hocam. Bakıldığı zaman her yerde artık görebiliyorsun. Hatta normalleşmiş. Çoğu insanlar bunu izlerken bile normal izliyor artık. Niye? Normalleşti artık canım. Birinin birini öldürmesi. Halbuki normal bir şey değil. Hocam süt. Osmanlı dönemini ele alacak olursak hocam, Evet. Osmanlı'da 650 yıl hükümdarlık, dünyaya hükmetmiş imparatorluktan bahsediyoruz. 650 yıl imparator dünyaya hükmetmiş. Nasıl hükmetmiş? Allah'ın kanunları ile hükmetmiş. Ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in Lemenzenle suresi. Bakın.
akşam ve sabah namazlarında sonra okundur. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Bunu her zaman okuyoruz. Herkes biliyor. Diyor ki biz bu Kur'an-ı Kerim'i bir dağa indirseydik, muhakkak ki o dağ Allah korkusundan paramparça olurdu. Sonra ayet-i kerimenin devamında biz bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. Evet. Misal nedir? Bir düşünelim. Kur'an-ı Kerim'i indirdin. O da o Kur'an-ı Kerim'in hükümlülüğünden dolayı paramparça oluyor, huşu içinde oluyor. Şimdi insan bu Kur'an-ı Kerim'i hayatında yaşasa, bütün hükümlerini hayatında yaşasa, yaşadın, karşında seni düşmanların korkudan huşu içinde sana eğilecekler. Evet. Öyle bir imparatorluktan bahsediyoruz ve dünya üzerine dünyayı hükmetmiştir. Hatta Amerika'dan bile, Avrupa'dan bile Osmanlı İmparatorluğu ne yapmıştır? Vergi almıştır. Evet. İşte bu imparatorluk Osmanlı Devleti yani. Bu şekilde 650 yıl insanlara hizmet etmiş. Ve bu hizmet neticesinde bakıyorsun böyle öldürme olaylarıymış, hırsızlıkmış, çok az. Çok sayısı belli hocam. Sayısı belli yani. Yani benim bildiğim, duyduklarımı söylüyorum. 100-150'yi geçmiyormuş cinayet olayları. Evet. Ama savaşlardan kastetmiyorum. İnsanların suçsuz yere birini öldürmesinden bahsediyorum. Evet. Haksız yere birini öldürmesinden bahsediyorum. Hocam bunların, sözünü unutmayın da, bunların yani bu cinayetlerin, seri cinayetlerin, kadın cinayetleri, buna benzer bir sürü bu İnsanlar korkusuzca, bunun sebebinin altında medrese yok mu? Medreseye gitmesi, medreseye giden bir insan, medrese okuyan, rahlene hocanın önüne diz çöken insanlardan gerçekten Kur'an'la yaşayan biri bu şekilde olur mu yani? Şimdi zaten dedim ya işte insanın kalbine Allah korkusunu yerleştirdikten sonra o insan öyle yetişir. Tabii bunları nasıl olacak Osmanlı sisteminde? Medrese sistemi vardı. Osmanlı'da her yerde medrese vardı. Evet. Osmanlı'nın sistemi medreseydi. Medresede Allah korkusu, maneviyat, ondan sonra bilim, ilim. Kadere iman. Yani bilim de var, ilim de var, hepsi var ama evvela nasıl yetiştiriyorlar talebi? Allah'ın sevgisini, Allah'ın korkusunu kalplerimize yerleştiriyorlar. Evet, hem şekilde. Sevgi hem korku. Hem bu ikisi yani, önemli. Korku derken bilim, korkup kaçmaktan bahsetmiyoruz. Allah korkusu demek bir insan yaşarken İslami usullere göre yaşamayı dikkat etmesi zaten Allah korkusundan demektir bu. Evet. Bir insanın birine girip rahatlıkla öldürememesi, evet, Allah korkusundan, ben bunu nasıl öldüreyim diyecek ya, bu ben cani miyim diyecek adam. Bunun farkında olan bir insan bunu yapmaz zaten. Allah'tan korkan insan zinaya gider mi? Gitmez. Ticaretinde hile yapar mı? Yapmaz. İnsanları eziyet eder mi? Etmez ki ya. Niye etsin? Çünkü adam biliyor ki ben ahirette yarın Allah'a hesap vereceğim. Onun bilincinde olan bir insan, işte bu zaten bu bilinçte olan insan Allah'tan korkuyor demektir. Şimdi netice yine medreseye geliyor, eğitim sistemine geliyor. Bizim Türkiye'mizde bu artık eğitim sistemimizi, medrese sistemimizi eğitim sistemimize katmamız lazım. Osmanlı'daki o rol modeli artık hayata geçirmemiz lazım. Bizim tarih kitaplarında, şu an halen tarih kitaplarımız maalesef, milliyetin elinde olan tarih kitaplarında halen yalan yanlış şeylerle gençlerimiz yetişiyor. Sorsan evet, bir tane çocuğa, gence, atasını, sana başka şeyler anlatır. Ama 40-50 yaşına gelmiş bir adamın, tarih bilinci olan bir insana sorsan, o sana daha farklı şeyler anlatır. Evet. Ya bizim o yüzden eğitim sistemimizi komple yenileyip, insanlara güzel bir şekilde bunu aşıladıktan sonra ancak bu meseleler ondan 20 sene sonra düzelmeye başlar. Evet. Ama bakıyoruz yıllardır, evet, yıllardır ülkemizde kadın cinayetleri konuşuluyor. İşte cinayet oluyor. 3-4 gün konuşuluyor. Sonra sessizlik. Sonra hep sessizlik. Yani bir netice yok. Bir adım atmak yok. O yüzden değerli hocam inşallah bununla alakalı bir çalışma lazım ülkemizde. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun hocam.